Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaş günüydü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz. Nasıl bir gün her insan ölümü tadacaksa her parti de muhalefeti tadacak. Önemli olan muhalefette de bir ve bütün kalmak. Dağılmadan bu görevi yapabilmek. Bunun kolay olmadığını, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi dışında bunu becerebilen bir partinin bulunmadığını da belirtelim. Değerli basın mensupları, 21 yıl önce adalet diyerek, kalkınma diyerek yola çıkanlar bugün ülkemizde ne adalet ne de kalkınma bıraktılar. Erdoğan koltuğunda oturabilmek için hiçbir ilke ve değer dinlemedi. Adalet ve kalkınma kelimeleri parti logosunda asılı kalan içi boş kavramlara dönüştü. Millet sarayın kibirlisini 2014'te tarafsız cumhurbaşkanı olarak seçti. O da yine tarafsız kalacağına dair namusu üzerine yemin etti. Ama alışmış kudurmuştan beterdir diye bir laf vardır. Sarayın kibirlisi partisinin seçilmiş genel başkanına darbe yaptı. Partiye el koydu. Ondan sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl siyaset yapacağına AK Partili siyasetçiler değil, sarayın kibirlisi karar verir oldu. İşte bugün Temmuz bütçe sonuçları açıklandı. Nebati Bakan en kötü senaryoda bile kur korumalı mevduatın hazineye tek kuruş yükü olmayacak diyordu. Ama sadece son bir ayda, yani Temmuz ayında, kur korumalı mevduat için bütçeden yapılan ödeme 23 milyar 361 milyon lira oldu. 23 milyar 361 milyon. Kur korumalı mevduat için 7 ayda ödenen toplam para ise 60 milyar 597 milyon liraya ulaştı. Bir de şirketlere tatlandırıcı olsun diye tahsilinden vazgeçtikleri 10 milyar 200 milyon liralık vergi alacağı var. Bunu da eklerseniz bu ucube uygulamanın bütçeye sadece birkaç aydaki yükü 70 milyar 797 milyon lirayı buldu. Ne demişlerdi? Milletin cebinden bir kuruş para çıkmayacak. 70 milyar çıktı, 71 milyar çıktı. Bir de Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için şirketlere ödediği faizler var. Onları göremiyoruz. Onları milletten gizleyip saklıyorlar. Bunları da eklerseniz o zaman maliyet haydi haydi 100 milyar Türk lirasını geçmiş oluyor. Ama Nebati Bakan yine çıkıyor hiç sıkılmadan. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Bugün kur korumalı mevduatı eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum diyor. Sayın Bakan, siz niyet okuyuculuğunu bırakın. Hazine kasasından tek kuruş çıkmayacak dediğiniz kur korumalı mevduat sadece 5 ayda 70 milyar 797 milyon lira yük getirdi. Bu nasıl oldu? Siz bunun hesabını verin. Kendi beceriksizliğinizin yükünü milletin sırtına yıktınız. Dünyanın neresinde fakir fukaranın ödediği vergilerle bu büyüklükte bir para belli, küçük, dar bir kesime aktarılır? Milletin kahir ekseriyetinin boynu nasıl böyle boyu bükük bırakılır? Bu hak mıdır, reva mıdır? Bu sorunun Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde nasıl çözüleceği bellidir. Diyalog ve karşılıklı müzakere ile. Genel başkanımız bunu defalarca söyledi. Her defasında da Erdoğan etmedik hakareti bırakmadı. Ama anlaşılan aynı şeyi Putin söyleyince hemen emir telakki etti. Erdoğan istihbarat teşkilatları üzerinden yürütülen görüşmeleri anlaşılan artık bir üst aşamaya taşımaya niyetli. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun erken konuşması böyle bir hazırlık olduğunu da ortaya koyuyor. Konfüçyüs'ün bir lafı var. Yemek durumunda kalmanız ihtimaline karşı sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın diye öğütlemiş. Erdoğan'ın bu sözden nasiplenmediğini herkes biliyor. Nasıl ki daha önce kardeş Esat dediğine bir gecede kalleş Esed dediyse,
Yine bir gecede hiç sıkılmadan Kalleş Esed dediğine kardeş Esad diyebilir. Tükürdüğünü yalama, söylediklerini yutma konusunda kimse Erdoğan'ın eline su dökemez. Suriye'de de tükürdüğünü yalamaya, söylediklerini yutmaya hazırlanan Erdoğan'a bizim ne söyleyeceğimiz bellidir. Afiyet olsun. Türkiye'nin kat ettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Daha önce de farklı vesilelerle ifade ettim. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış yerli ve milli muhalefet açığıdır. Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri siyasetin tabiatında var olan rekabeti husumetten ibaret gören kutuplaştırıcı siyaset tarzıdır. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini bekleyen asıl tehlike inşa, imar ve ihya yerine yıkmayı, yok etmeyi siyasetlerinin merkezine yerleştiren rovanşist yaklaşımlardır. Girdikleri her seçimde sandıkta milletten tokat yiyenler maalesef iktidara gelmek için darbelerden, sokak olaylarından, dış desteklerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 27 Mayıs'tan itibaren demokrasimizin askıya alındığı vesayet girişimlerinin hepsinin arkasında işte bu baskıcı, Jacoben, dayatmacı zihniyet var. Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Milletin kesesinden geçinen tüfeylilere rağmen ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. Batıya lejyonerlik yapmayı marifet sanan içimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik, itibar ve özgüven kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Türkiye bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kas düzeninden de kurtuldu.